ama o çocukların annesi kimdir? Eşimdir fakat anneleridir. Ay, ben oraya bir şey diyemem. Oraya bir şey diyemem. Çünkü sizin... Fakat böyle bir kadına verilemez. Bu kadına verilemez, asla verilemez. Dünyada hiç kimse bunu kabul etmez. 16 yıllık evliliğinizde eşiniz Hicran nasıl bir kadındı? Efendim, anneden önceki dönemde çok düzgün bir kadındı. Evet. Eşim namuslu, düzgün, ahlaklı, çok da böyle ailesine düşkün, çocuklarına bana çok düşkün bir insandı. Anneden sonraki dönem çok farklı. Kesinlikle fotoğraflarda da belki görmüşsünüzdür. Eşim şu anda bu halde. Önceki hali de görülmüştür. Eşim türbanlı bir bayandı. Oruçlarda dahi orucunu, dinini, imanını bilen bir insandı. Şimdi şu anda eşim yalanın çok güzel bir şey olduğunu söylüyor. Ama şimdi kafasını açması onu dinsiz, evet, imansızlıkla... Hayır, yani ben orayı demiyorum. Tabii ki. Zaten bakın toplum olarak böyle bir şey var. Yani başı kapalıysa dini vecibelerini iyi yerine getirir, açıksa yapmaz gibi. Yok, böyle asla ekranda böyle bir şey lanse etmenize izin vermiyorum. Bu şekilde yani, lanse ediyor ve hanımefendinin üzerinden, yani tanımıyorum Hicran Hanım'ı, ne söyleyeceğini de bilmiyorum ama... aslında kelime aralarında Muhammed Bey kendini aklamaya ve anlatmaya çalışırken Hicran Hanım'la alakalı özellikle bu cümleleri sarf ediyor ki... hani onun şu anda... yaşadığı ve yaşadığı ortam, her şey ortaya çıksın diye anladığım kadarıyla. Evet efendim, yani ben zaten buraya gelmemin nedeni olaraktan geldim. Muhammed Bey, şu anda adli süreç devam ediyor. Bak Muhammed Bey, ben size şunu açıkça söyleyeyim mi? Mahkeme geçici velayet hakkını anneye vermiş. O ilk dönemlerde bilmediğimiz şeyler vardı. Tamam, yani geçici velayet hakkı kimde? Şu anda annede. Sizin bu çocukları görme günlerindeki şahsi görüş günleriniz var mı? Verdi, var. İşte ayda iki kere. Ben gittim. Çocuk, anne çocukları size göstermiyorsa size gene ne diyorlar? İcra marifetiyle çocuklarınızı görebilirsiniz diyorlar. Evet, çok İcra güzel bir... İcra marifetiyle bir buçuk yıllık süre içerisinde çocuklarınızı görmeye gittiniz mi? Gittim. Hatta yiyecekler taşıdım, her şeye rağmen o çocuklarımın annesidir. Gittiniz icra marifetiyle. Gittim. Evet. İcra marifetiyle değil. Oraya kendim gittim. Hatta telefonlarını bana şu anda engelli. 2 seneden beri engelli. Mesaj atıyorum, ben geldim Finike'ye, çocuklarımı göster diye telefonunu kapatıyor. Karakola gidiyorum, Finike karakoluna gidiyorum. Bana bir yardımcı olur musunuz? Böyle böyle bir durum var. Eşinize uygulanan bir koruma kararı var mı? Nasıl efendim? 6284 sayılı kanun gereğince gidememenizin nedeni, önceden gittiğinizi beyan ediyorsunuz. Şimdi gitmemenizin nedeni eşinizin hani bir şiddet olgusu var mı? Hayır, bir benim şu anda kararı... gitmememin sebebi şu anda benim tehdit edilmiş olmam. Peki eşinizin koruma kararı var mı? Yani siz eşinize yaklaşamazsınız. Eşim, şu anda 6284 sayılı yasa, zaten avukat hanım da bilir. Bir bayan, ev hanımı sadece bir karakola gitsin, sadece sözlü ibareyle dahi, ifadeyle dahi koruma kararı alabiliyor. Ama benim bunu ispatlamam ve anlatmam lazım. Şimdi ben durup dururken karakola gidip eşime uzaklaştırma kararı aldırabilir miyim? Maalesef. Ama bu karara siz eğer doğru olmadığına inanıyorsanız şunu ifade etmek istiyor. Ciddi durumlarda kanun koyucu bu konuda 6284 sayılı koruma kanunu uygulayacak mercilere hiçbir delil ve emareye gereksinim olmaksızın bu kararları verebiliyor. Ama veriyor. Siz böyle bir durumda ne yapmanız lazımdı? İtiraz hakkınızı. Sizin ben evraklarınızı gördüm. O kadar yoğun evraklarınız var ki siz her şeyde itiraz etmişsiniz. Evet. Onun dışında da aile mahkemesinde de aslında eşinizin ve çocuklarınızın velayeti konusunda bir takım kafanızda o dil sorularla ilgili, işte çocuklarım psikolojik ve ahlaki yönden iyi değil, iyi bir ortamda yetişmiyorlar diye de beyanlarınız var. Var. Bu konuda mahkeme rapor düzenledi mi? Mahkeme... Sizinle görüştü mü, eşinizle görüştü mü tekrar, çocuklarla görüştü mü? Yok, görüşülmedi hanımefendi. Onun açmış olduğu, yalancı gerekçelerle açmış olduğu bir dava var ki gerçekten her şey yalan dolanlarla. Zaten şu anda profesyonellerin elinde işim. Ve onlar davayı açmadan önce gerekçeler hazırlanıyor. Uzaklaştırma kararları hazırlanıyor, neler neler yapılacak hazırlanıyor, her şey hazırlanıyor ve dava onların üzerinde açılıyor. Çocuklarınızın raporları var mı? Efendim, benim çocuklarım şu anda orada durmasından dolayı benim mücadelelerimle şu anda danışmanlık tedbiri atadı. Zorla, yani benim katkılarımla iki çocuğuma şu anda danışmanlık tedbiri ve sağlık tedbiri var. Ki benim çabalarımla, Kumluca Sosyal Hizmetler bakıyor Finike kısmına. Ben gidiyorum, kendilerine böyle bir durum var, ahlaksızlık bir durum var, benim çocuklarımı istiyorum, bizim görevimiz değil diyorlar. Mahkeme diyorlar. Mahkeme, hakim emekli olmuş. Başka hakim gelecek, ne zaman gelecek o da belli değil. Ben soluğu burada aldım.
Esra Hanım, bana yardımcı olun. Yani ben bir senede... velayet hakkı bende. Eşim çocuklarımı benden kaçırıyor deseniz. Kaçırıyor. Ya şu anda göstermiyor. Çocuk velayet hakkı sizde olsa çocuklarımı kaçırıyor deseniz çocukların adresini belirleriz. Ama evet, zaten velayet hakkı anne de mahkemenin tanıdığı günler var. Siz o günlerde kendiniz gittiğinizde çocukları göremiyorsunuz. İcra marifetiyle, kollukla, görevlilerle gittiniz mi çocukları görmeye? Şimdi burayı herkes bana söylüyor. Şimdi bu kısma gelen bir baba, emin olun, icra kaldırmak bir baba için dünyanın en kötü şeyi. Yapmayın, bu icra olayını anlayamıyorsunuz. İcra marifetini ben iyi biliyorum çocuklarım... çocukları neler yaşatıldığını ama şimdi icra marifetine gelmeden önce anneyi de suçladığınız maddeler var. Evet. Yani şimdi anne durup dururken hiç anneyi suçlamasanız deseniz ki ya biz eşimle ayrıldık, 1,5 yıldır ayrıldık, aramızda da problemler vardı, anne girdi filan vesaire, eşim çocuklarımı benden kaçırıyor ve ben kendisine gidip de icra marifetiyle çocuklarımı görmek istemiyorum. Zaten bizim ayrılmamız her ikimizin çocuklar için de yıpratıcı bir süreç. Evet. Hani bir uzlaşma sağlarsanız, bir arabuluculuk yaparsanız bu başka bir şey. Ama anneyi suçlayıp bir de ben icra ile gitmek istemiyorum, başka bir durum benim gözümde. Esra Hanım, gerçekler böyle değil. Gerçekler eğer anlatılırsa, ortaya çıkarsa... İnanın 80 milyon mu var, 90 milyon mu var, o çocukların alınması Muhammed gerekiyor. Muhammed Bey, siz bu süreci 1,5 yıldır yaşıyorsunuz. Defalarca mahkeme görmüşsünüz ve geçici velayet hakkı, uzman raporları da var. Onlara ben de baktım, onları da değerlendirdik. Zaten anneye çocuklar verilmiş. Şimdi abi ben şunu merak ediyorum. Senin derdin çocuklarını görmek mi, eşinle kavga mı etmek? Ben eşimle aslında kavga etmek istemiyorum artık bu saatten sonra. Aslında yüzünü dahi görmek istemiyorum. Bu arada Muhammed Mehmet Yetkin diyor ki, Muhammed Yetkin kim? Bu eşimin şu anda birlikte olduğu kişi efendim. Birlikte olduğu kişi. Resmi benim nikamlı. Karımı rahatsız etmeyin, bir daha da arayıp aramayın deyip telefonu kapatmış. Şu anda boşanma sürecinde. Mesela Hicran Hanım bu davranış da doğru değil. Hani biriyle boşanma sürecinde, sizin resmi nikahlı eşiniz boşanma sürecindesiniz, başka biriyle dini nikahlı bir beraberlik yaşıyor. O beyefendinin de hani karım diye hitap etmesi, bu da doğru değil ama şimdi ben bu yine ortamda... çocuk mevzuna gelmek istiyorum. Hani çocuğunuzu görmek istiyorsa benim zaten muhatabım Muhammed Yetkin değil. Yani Hicran Hanım'ı aradınız. Hicran Hanım, lütfen kendi evliliğinizle ilgili devam eden bir yargılama süreci var. Bununla ilgili olarak da eğer beyanda bulunacaksanız, eşiniz çocuklarını göremediği iddiasıyla başvurdum. Mehmet Bey, Esra Hanım da belirttiği gibi bu olayın dışında olan bir şahıstır. Özel yaşantınız sizi ilgilendirir. Eşinizle ilgili hala daha devam eden yargılama süreciyle ilgili, çocuklarla ilgili konuda söz sahibi sizdedir. Geçici velayet yetkisi sahibi size. Ben şunu söyleyeyim, yani baba çocuklarını görmek istiyor. Onun altını çiziyorum. Çünkü dün daha bunun benzeri, 2 gün önce de bunun benzeri tartışma yaşadık. Hani... çocukları baba görmek istiyor. Ben 1 yıldır çocuklarımı göremiyorum. Anne bana çocuklarımı göstermiyor. Hatta hani siz de uzaklaştırma kararı almışsınız. Çocuklar konusunda tüm bu kavganın, nefretin, öfkenin, karşılıklı suçlamaların dışında siz o çocukların annesiniz. Muhammed Avaç da o çocukların babası. Çocuklar da 8 ve 11 yaşlarında. Hani o ilişkiyi sağlarsanız çok memnun olurum. Onun haricinde şu anda birlikte olduğunuz ve size... karım diye hitap eden kimdi o? Muhammed Yetkin miydi? Benim... Muhammed Yetkin, hani bizim onunla iletişim kurmamıza gerek yok. Ya da bu iletişimi siz benimle kurarsanız anlarım. Dosyanıza kabarık, yani bir kadın olarak bu süreçte neler yaşadığınızı siz biliyorsunuz. Ama çocuklar söz konusu olduğu için ne olur bu çağrımı olumlu da bir yanıt verin. Öyle vereceğinizi de düşünüyorum. Çünkü erkeklerin tavrı, babaların tavrı çok daha sert ve kapıları kapatırken... Yasemin Aslan örneğinde de gördük. 3,5 yıl çocukları kaçırıldı ama anne yüreği ve şefkatiyle babayla çocukları görüştürdü. Ben yine bir annenin aynı şekilde davranacağını düşünüyorum. Efendim, şu anda bu Mehmet Yetkin midir, Muhammed Yetkin midir? Benim çoluk çocuğumu hapseden, hatta ve hatta eşimi bile iradesi altında tutan bir adamdır. Ben Finike'de gittim, araştırdım. Bu adamın 3-4 tane, 5 tane bu şekilde hanımı varmış. Mehmet Bey evli mi şu anda? Resmi nikahlı bir eşi resmi var mı? Resmi nikahlı eşi var. Ben kendisinden telefonda görüşmüştüm. Rast geldi.
bir yerde çalışıyor bayan, hanımefendi. Kendisi de intihar etmiş bu ilişkiden dolayı, bildiğinden dolayı. Sizi dedi en iyi ben anlarım Muhammed Bey dedi. Hicranla olan ilişkisini öğrendikten evet, sonra. Evet, bildikten sonra kendisi bayanla intihar etmiş bu ilişkiden dolayı. Ben de dedi sizin dedi çocuklarınızı kurtarmanız açısından yardımcı olacağım dedi. Fakat bu durumdan her nasılsa Muhammed Bey, diğer Yetkin Bey haberdar olmuş. O kadını da bana şikayete yönlendiriyor yani. Kaç çocukları bana var karşı. O hanımefendi resmi nikahı? Hanımefendi içinde. Bu beyefendinin her hanımdan çocuğu varmış. Ama kaç çocuğu var onu merak ediyorum. Bilmiyorum. O kadarını bilmiyorum. Ama sen. Bana bir telefon geldi 3-4 gün öncesinden. O dedi benim dedi eski dedi komşumdu dedi. O Mehmet Bey dedi böyle bir insandır dedi. İnsanların önce dedi aile ilişkilerine doğru öğrenir dedi. Bayanların da dedi bir yerlerini yeniden yakalar. Yani bunların evlilik falan değil. Yani işte bunlar evlilik falan değil. Birlikteler. Ve o ortamda duran şu anda iki tane sabi çocuğum var. Ben çocuklarımı bana getirsin. 16 yıllık eşimsin. Hala şu anda benim eşim sayılırsın. Şu anda kanun varsa bu ülkede, hukuk varsa benim eşimsin. Benim çocuklarımı buraya getiriyorsun Hicran Hanım. Bana diğer konuları, senin bildiğin, benim bildiğim, başka insanların bilmediği diğer konuları söylettirmeye beni mecbur etme. Tehdit etme. Eğer İsrar Hanım'ın eğer Bey, izin bakın, verirse ben daha farklı ilgili konular da var hanımefendi. Beyefendi, yani bu onları anlatmayacağınızı anlatmayacağım tabii ki. Size. Tabii ki anlatmayacağım ama çocuklarıma yardım edin. Eğer benim eşim diye bir beyanı varsa bakın evlilik birliği boşanma kesinleşmediği için eğer Mehmet Bey de bunu kabul ediyorsa Hicran Hanım da bu birlikteyiz. Eş statüsünü kendini koyuyorsa bu size karşı yapılan sadakatsizlik. Sadakatsizlik. Bu ayrı bir konu. Evet. Ama çocukları görememesi bambaşka bir konu. Çocuklarla ilgili konuya geldiğimizde kanun şunu düzenliyor. Anne ve babalar bunu anlamıyor. Velayet ne sizin için ne Hicran'ın için. Velayet kararını verirken mahkeme bir tek çocuklara bakıyor. Diyor ki kimin tarafında kalırsa çocuğun menfaati nedir? Evet. Eğer bunda tespit ederken ne sizin özel yaşantınız ne de Hicran Hanım'ın yaşantısını da baz almıyor. Ekonomik kazancını da baz almıyor. Diyor ki eğer Hicran Hanım'ın özel yaşantısı çocuklara sirayet edip de ahlaki, psikolojik, fiziksel gelişimlerini engelliyorsa engelliyor. Ben o anlamda Hicran Hanım'ın özel yaşantısına müdahale eder, velayeti değiştiririm. Ama buna ilişkin bir çocukların, annenin özel yaşantısıyla ilgili, kaldı ki burada sizin iddianız anne sadakatsizlik yapıyor, evet. Evlilik daha devam ediyor. Bununla ilişkin hususları velayet düzenlemesinde esas almıyor. Bu arada Hicran Hanım'a ulaşabiliyor musunuz? Ya da bu çağrımızdan sonra o telefonları cevaplıyor mu? Şimdi boşanmak zaten iki insanın hayatında yaşadığı sanırım en büyük travmalardan biri. Kadın ve erkek içinde. Evet. Ve bu travmayı çocukların... onlar da nasıl yaşıyor. Yaşadığı da ortada yani. Bence onlar daha çok etkileniyorlar bu süreçte. Düşman karı koca olmak, düşman bir çift olmak başka. Çocuklar için sağduyulu olmak evet. Bambaşka. Hanımefendi, ben şöyle diyeyim Esra Hanım. Çocuklarımın doğru psikolojide. Öncelikle onlar bir çocuk. Onların hiçbir suçu yok. Onlar bir melek. Benim suçum olabilir, Hicran'ın suçu olabilir. Annesinin suçu olabilir ya da şunun suçu olabilir. Ama o iki çocuğun hakikaten hiçbir şeyden suçu yok. Ben bir baba olarak o çocuklarımın peşinde olacak şu dünya üzerinde bir ben varım. Şu olmaz, bu olmaz, bu olmaz. Bir ben kaldım. Benim eşim ele geçirildi. Değil. Bu kişinin çok daha... O onun eşi değil. Hicran Bey aynı zamanda da bu emlakçılık işi iştigal ediyor. Bir birliktelik yaşıyor görünüyor şu anda. Öyle bir görüntü var. İş yerinde de çalışıyor mu aynı zamanda? Eşim çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Son günlerde hiç haberim de yok artık. Verdiğiniz çalışıyor muydu, çalışmıyor muydu? Daha öncelerden orada bir kafede çalışıyordu. Ben kafe sahibinden de görüşmüştüm. Bana dedi, eşin oğlum herkesin dedi telefonunu alıyor dedi, veriyor dedi. Eşin dedi, sen dedi bunu... Aç dedi davanı dedi, kurtul bu kadından dedi. Ben de öyle yaptım zaten, açtım davamı. Şu anda kurtuluyorum. İnşallah Allah'a çok şükürler olsun. Yani ben kendisini istemiyorum boyu, zaten. Ben Hicran Hanım'a da buradan sesliyorum. Yani bu boşanma süreci çok zor ama hayat boyu Muhammed Bey, Muhammed ama Bey de çocuklar için sizi görecek. Tehdit eden kişi çocuklarımı var. Da tehdit Alo. Eder. Ya şimdi Alo. Çocukları tehdit ediyor demeyin. Raporlarda, uzman raporlarında çocukların tehdit edildi. Annenin yanında güvende olduğu. Ama beni tehdit eden Muhammed söyleniyor. Emlakçı beni de tehdit Alo. Etti. Alo Esra Hanım. Hoş geldiniz yayına. İyi yayınlar. Buyurun. Kimi tanıyorsunuz? Yani Hicran'ı mı, Muhammed Avaç'ı mı,
Yoksa o Hicran'ın dini nikahlı birlikte olduğu kişiyi mi? Muhammed Yetkin sanıyorum. Evet. Emlak ofisi var. Efendim? Emlak ofisi var Finike'de. Evet. O emlak ofisi... Çocuklarımı kurtarın ne olur, yalvarıyorum size Esra Hanım, kurtarın, gerçekten söylüyorum. Mamiri, yalvarıyorum size. İntihar eden olan karısı da şizofren hastasıdır. Yalvarıyorum, yalvarıyorum, gerçekten kurtarın, yardım edin bana. Siz bu kadar Mahmut önemli Bey, bir iddiada kadar... bulunuyorsanız bunu gözünüzle kulağınızla duydunuz mu? Evet. Bu yoksa Mahmut o mahallede Bey, duyulan tanıdım. Bir söylenti. Efendim? Mahmut Bey'i bizzat tanıdım. Nereden tanıdınız? Yani hani... Antalya Finike'den. Finike'den. Yani böyle bir ticaret, kadın ticareti yapıyordu. Sizi de bu anlamda kullandı mı? Evet. Siz onunla beraber miydiniz? Ben bir arkadaş vasıtasıyla tanıştım ama çok farklı bir insan. Anlatması çok güç yani. Burada konuşamayacağım şeyler var. Hangi yıllarda beraberdiniz? 2015-2016. 2016 yılında bir emlak ofisi olduğunu, o ofiste de farklı işlerin yapıldığını söylüyorsunuz. Bir daha arıyorlar ekip arkadaşlarımız. Şimdi özellikle sordum hanımefendiye çünkü bazı küçük yerlerde böyle söylentiler dolaşıyor ve çok önemli bir iddia. Yani kadın ticareti yapıyor ama... Hanımefendi, ben bunu başkalarından da duymuştum. Ben de bu olayın içerisinde burada yer aldım. Esra Hanım, ben anlatmayayım dediniz. Kuliste konuştunuz. Ben size güveniyorum. O yüzden ben o kısmı geçtim. Anlatmayacağım dedim. Burada o çocuklarımı kurtarmam gerekiyor. Size uymak zorundayım. Programın şartlarına uymak bakın, zorundayım. Bey, bakın ben size şunu söylüyorum. O çocukları kurtarın. Yalvarıyorum size kurtarın. Muhammed Bey. Velayet hakkı annede. Bakın, benim yapabileceğim hiçbir şey... Hakim Bey bilmiyordu. Şey, o zamanlar bilmiyordu. Hakim Bey bilmiyordu. O da zaten şu anda emekli oldu gitti. Allah aşkına bunları sunmadınız mı? Bakın ben bu, o zamanlar... Bu bir buçuk yıl hepsini ispatlamamız lazım. Tekrar ifade ederiz. Bakın şunu anlayın. Siz yalvardım edin. Velayete ilişkin kararlar kesin değildir. Her an değişebilir. O yüzden de bağlanacak olan ihbarlar çok önemli. Muhammed Bey'in şöyle bir ricası var. Ben şu ana kadar devam eden yargılama sürecinde çocuklarımın etkilendiğini ispat edemedim. Şu bulundukları ortam kaldırın, uygun bir ortam olmadığını iddia ediyor. Bu ihbarlarla birlikte de aslında tekrar mahkemeye de müracaat edebilir. Bu konuda bilgisi görgüsü olanların aslında canlı yayına bağlanıp bir anlamda hukuk mücadelesi veren babaya da yardımcı olabilirler. Sevgili seyirciler, biraz sonra Feyzullah Koç tarafından kandırılan ve dolandırılan gizli bir tanık stüdyoda olacak. Feyzullah Koç biliyorsunuz ki üç harflerle konuştuğunu, insanlara büyü ve sihirle onları kurtardığını ve bu vesileyle de bir maddi kazanç sağladığı dün gelen tüm ihbarlar arasındaydı. Fatih Bey programa başvuruda bulundu. Şu anda eşiyle bir boşanma süreci. Mesela o bambaşka bir konu. Eşiyle boşanma sürecinde eşim bu kişilerin, bu karı kocanın etkisi altında diyor. Gelen ihbarlar da bizim için çok önemli. Reklamlardan sonra Fatih'in yanında olacak iki kişi var. Onları biraz sonra ekranda kimler olduğunu da söyleyeceğim.